Ahmet Kekeç, darbecilere ricada bulunan gizemli CHP'li kim? Bütün iyi niyetle, safça. Öyle olduğunu umarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun havalimanı halk tarafından kuşatılınca yani tanklar o bölgeden ayrılmak zorunda kalınca korumaları eşliğinde güvenli bir şekilde dışarı çıkarılıp makam aracına bindirildiğini, sonra da güvenli bir yolculukta Bakırköy Belediye Başkanı'nın güvenli evine kaçırıldığını yazmıştım. Öyle olmamış. Kılıçdaroğlu VIP salonu önünde bekleyen tankları görünce ilk refleks olarak içeri kaçmış. Darbe bilgisinden haberdarmış evet. En azından tankları görünce bunlar da nereden çıktı diye şaşırmamış orada olacaklarını biliyormuş belki de seyahatini engelleyeceklerini konduramamış ve muhtemelen bunun verdiği şaşkınlıkla İlk refleks olarak içeri kaçmış. Bilemiyorum, bildiğim şu. Kesin bilgi bu. Tanklar havalimanı halk tarafından kuşatıldığı için değil, bir yerlerden emir geldiği için oradan uzaklaşmış. Daha doğrusu bir rica üzerine uzaklaştırılmış. Soru şu, ricada bulunan kimdi? Hemen cevabını yapıştırıyorum. Ricada bulunan Kemal Bey yahut VIP salonunda bekleyen karşılama heyetinden birileriydi. Bu durumda soru bir başka soruyu icbar ediyor. Kemal Bey tankların yolu açması için kimi aradı? Daha doğrusu kimden yahut kimlerden yardım istedi. İstanbul valisi ve emniyet müdürüne arayamazdı ki böyle bir rica telefonu gelmediğini bu iki isim de hemen teyit edecektir. Çünkü hem vali hem emniyet müdürü darbecilerin tarasudu altındaydı. O zor şartlarda bir taraftan darbecilerle köşe kapmaca oynuyor, bir taraftan direnişçilerin emniyetini sağlamak için İnsanüstü bir mücadele veriyorlardı. Tankların hedefindeydiler. Birinci ordu komutanını arayamazdı. Darbe hiyerarşisinin dışında tutulan birinci ordu komutanı o sırada İstanbul ile birlikte ele geçmeme savaşı veriyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü trafik şubesini arayamazdı. Bu şubede darbe hiyerarşisinin dışında tutuluyordu. Hülasa... Meşru makamlardan hiçbiri o saatte Kemal Bey'in ricasına olumlu cevap veremezdi ve tankları o bölgeden çekemezdi. İçeride yani VIP salonunda 12 dakika süreyle beklediğini bekletildiğini biliyoruz. Ne olduysa o 12 dakika içinde oldu. Kemal Bey ve heyeti tankların yolu açması için kime aradı, hangi makamlarla temas kurdu? Bu soruya cevap vermek zorundadır. Cevaplaması gereken başka sorular da var elbette. Darbenin en kilit ismi Adil Öksüz'ün MİT ajanı olduğuna ilişkin bir iddiada bulunmuştu. Bunu da elinde dolaştırdığı düzmece bir belgeye dayandırmıştı. FETÖ mamülü olduğu kuşkusuz bu belgenin hangi aracılarla kendisine ulaştığını, hangi yollarla servise sokulduğunu da açıklamak zorundadır. İki yıl kadar önce de elimde Tayyip Erdoğan'ın Baykal'ın kasetini izlediğine ilişkin görüntüler var demişti. Bu görüntüleri nasıl edindiği sorulduğunda birileri genel merkeze getirdi oradan izledim cevabını vermişti. Peki kimdi o birileri ve ellerinde yasak görüntülerle CHP Genel Merkezi'nde ne arıyorlardı? Kılıçdaroğlu için polisi aramamıştı? Hadi polisi aramamıştı, eşkal bildirebilir miydi? Eşkal bildiremezmiş çünkü gelenler maskeliymişler. Doğan Medya grubunun şebeyi, kılıçlar da kılıçlar başka bir şey bilmez misiniz diye zırlıyor ama biz bu soruların cevabını merak ediyoruz. Kemal Bey'den de rica ediyoruz. Sen mi açıklarsın yoksa itirafçıların itirafını mı bekleyelim? Ahmet Kekeç Star